benim köylülerim bunlar evce. Tabii. İsmim Şerif Şaşmaz. 15 yıldan beri aşağı yukarı çiftçilikle uğraşıyorum. Yıllar aşağı yukarı 20 dönüme yakın, 20-25 dönüme yakın Valencia bahçemiz, portakal bahçemiz bulunmakta. Bunun yanında da 70-80 dönümde limon bahçemiz bulunmaktadır. Maliyetlerimiz %120'nin üzerinde artmış durumda olmasına rağmen bundan 10 yıl öncesine de 40-50 kuruşa sattığımız portakalı şu anda da bahçede 40 ve 50-60 kuruş arasında fiyat vermektedirler. Bu durumda da yani bahçeye bakacak bir durumumuz kalmamıştır. Ve bu çiftçiliğe yapacak bir durumumuz kalmamıştır. Bunun yanında ilaçlarda olsun, mazotta olsun, işçilik maliyetlerinde olsun, bakım şartlarında olsun, bütün her şeyde maliyetlerimiz artmaktadır. Yani bu 10-15 sene önceki enflasyonla bugünkü enflasyon aynı mı? Dolara bakarsanız aynı mı? Ama bizim ürettiğimiz neden bu bazı alınaraktan değerlenmiyor? Biz bunun için çiftçiler olaraktan destek bekliyoruz iktidardan. Biz burada pahalıya bir şey satmıyoruz. Kesinlikle ve satmıyoruz. Bir çay parasının yarı fiyatına biz böyle portakal satıyoruz. Şimdi öncelikle bizim çiftçilerimizi koruyan bir sözleşme olmalı. Şu an tüccarımızın, çiftçilerimizin ürünlerini, narinciyelerini alan tüccarların kendi kafalarına göre yaptığı ve tamamen kendilerini koruyan sözleşmeler mevcut. 1.3 kilosunu 1.3 TL'den aldığı limonu daha sonra işine gelmediğinde 70 kuruştan 60 kuruştan hesap görebiliyorlar. Bu da bir çiftçimizin 100 ton limonu varsa 130 bin lira gelir beklerken 70 bin lira para alıyor karşına. Yani 50-60 bin lira bir çiftçimizin parası kesilmiş oluyor. Bunlar çok büyük meblağlar. Zaten çiftçilerimizin girdilerinin yüksek olduğu bu dönemlerde bu paralar çok önemli. O yüzden biz yetkililerimizden öncelikle çiftçilerimizi koruyucu kanun niteliğinde yasalar talep ediyoruz. Artı bu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye genelinde büyük çiftçi birliklerinin kurulmasını talep ediyoruz ki çiftçilerimizin en azından arazide başlarında satmış olduğu miktarlar biraz daha artsın, biraz daha ellerine fazladan para geçsin ve ekonomiye biraz daha fazla katkı sağlasınlar, yaşam koşulları biraz daha iyileşsin diye. Aksi takdirde aracılar bu şekilde çiftçilerimizden alıp kendileri sattığı sürece çiftçilerimiz maliyetlerini ucu ucuna çıkarıp kendilerine ekstra yaşam devam ettirebilmeler için bir gelir kalmamaktadır. Arada tabii ki tüccarlar aldıkları ürünlerin karlarını koyuyorlar. Artı mazot maliyetleri, o hale giden mazot maliyetleri yükleniyor buna. Artı haldeki giderler ve benzeri giderler üst üste geldikçe markete veriyor, markette karını koyuyor derken çiftçi bir kazanırken diğer aradaki 6-7 tane aracı hepsi yüksek oranda karlarını koyunca tüketiciye çok maliyetli geliyor meyvelerimiz. Aslında Türkiye genelinde bir meyve sebze birliği, devlet destekli meyve sebze birliği kurulsa ve direkt çiftçilerimizden çıkan ürünler direkt marketlere, direkt tüketicilere ulaşabilse hem tüketiciler yarı yarıya daha uygun tüketim yapabilirler buradan çıkan meyve ve sebzeleri. Hem de buradaki bin bir emekle ürünlerini yetiştiren çiftçilerimiz daha çok ekonomik katkı sağlayabilirler kendi ailelerine. Bu yıl en fazla kaça satıldı, en ucuz kaça satıldı? Bu yıl portakal limon. Bu yıl limon başta dediğim gibi 1.3 liradan sezon başında anlaşıldı ama 70 kuruştan kilosu hesap görüldü. 70 kuruş zaten çiftçimizin maliyeti, o yüzden çiftçimize hiçbir şey kalmadı. Portakal da Washington portakal da 60 kuruş gibi alıcı buldu. Zaten maliyeti 45-50 kuruş. Yani çiftçimiz bu sene işçiliği kendi aileleriyle yaptığı halde, işçiliğe ekstra ücret ödemediği halde kesinlikle ekstra bir gelir sağlayamadı. Enflasyon oranında %40 artacağını atıyorum. Bundan 4 sene önce sattığımız 1.300'den limon şu anda 70 kuruş. O da 70 kuruştan satılırken şöyle 1.300'den satıyoruz tüccara, sözleşme yapıyoruz. Ödeme zamanı geldiğinde tüccar şunu söylüyor: bu sene zarar ettik, aradaki fark çok oldu. Onun için ödememizi 70 kuruştan yapacağız diye söylüyor. Tüccara 70 kuruştan 1.300'den yapılan sözleşmeden 70 kuruştan ödeme yapılıyor.
Ama çiftçinin ürettiği maliyetler hiçbir zaman artış göstermiyor. Şöyle bir şey var. Benim şu anda bir limonda kilo olarak maliyetim 50-60 kuruş. Bunun işçiliğini, ondan sonra yürümesini kendim yaptığım halde. Bak işçi çalıştırmadığım halde 50-60 kuruşlara maliyetim var. Bunu satışım 70-75 kuruşlara. Şöyle bir arada bir farkım var. Ürettiğimiz, bizim aldığımız ilaçtır, gübreydir. Enflasyon oranında %100 her sene üzerine katlanarak geliyor bizim için. Ama bizim ürettiğimiz limon hiçbir zaman ileriye gitmiyor. Devamlı geriye gidiyor. Ben şu anda bir çuvalı, ben 80 dönüm narenciyem var. Bana gelen mazot destek fiyatı yıllık olarak, gübre olarak, mazot destek, gübre hepsi dahil 800 lira. Ben bir gübrenin, bir çuval 25 kilo gübreyi şu anda 300 lira ediyorum. Bunu mazota mı kullanayım, gübreye mi kullanayım? Benim zaten girdim şu anda 80 dönüm olarak limona, şu anda 15 milyar, 20 milyar lira, 30 milyar lira mazot, gübre ve bakım desteği şeyim var, girdim var. Bana mazot desteği olarak 80 dönüm yere 800 lira para ödeyip ondan sonra çiftçiye destek veriyoruz demeleri çok yanlış. Bizi bu maliyet olarak kurtarmaz hiçbir zaman. Bize böyle geçici destekler değil, devamlı kalıcı destekler lazım. Çiftçilerin her şeylerini araştırıp gelirini, giderini, ondan sonra onların aracılarla olan sorunlarını, tüccarla olan sorunlarını araştırıp bunları çözmeleri gerekir.